Merhaba, veri bilimi projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi ben her videodan sonra e, git reposuna commit atıyorum yaptığımız dosyaları bu arada. Oradan gelişimini de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Repoya erişiminiz var zaten linkini biliyorsunuz. Ee, GitHub'da kullanıcı adım Jambula. Bu şeyin adında ne koymuştuk? Kira tahmini koymuştuk reponun adında. Linkini de zaten bırakırım. Şimdi nereden devam edeceğiz? Ee, Info yaptık, en son sütunları gördük. Bu sütunlardan işimize hiç yaramayacak olanlar var. Önce o yaramayacak olanlardan kurtulmamız lazım, ama içindeki verileri de bir görmek lazım, değil mi? Yine şöyle bir şey ekleyeyim. Df'in bir bakayım neler var, neler getirdi bize metot olarak dirdf yapıyorum. Ve içine bakıyorum. Şöyle bir kısmını görmek istiyorum verilerin. Mesela bunlardan bir örneklem görmek istiyorum. 8000 küsür tane veri var. Biz istatistikten ne biliyoruz? Mesela sample oluşturulabilir bundan değil mi? Çeşitli metotlarla oluşturulabilir ama en basit mesela. Rahatlıkla bazılarını görebiliriz. Sample diye bir şey var mı? Bakın burada sample var. Yani şu sample'a bakalım. We have sample. Return a random sample of items from an axis of object. Güzel. Rastgele bazılarını getirir sana gösteririm diyor. Eşit özellikleri var tabi yine ise sistem bildiğimiz mesela true random sampling yapmak için with replacement, without replacement olayını destekliyor belli ki. Random, random state'i fixleyebiliyorsunuz böylece şey yapabilirsiniz yani bir ürettiğiniz sample'ı bir daha üretebilirsiniz. Benzer fonksiyonlar yine var. Şu listeden şey yaparsak Mesela sample kullanmak yerine, burada yakında mesela ne var? Tail var. Tail sondan belirli bir sayıda satırını gösterir size. Yine burada head var. Bakalım şu head de baştan belirli bir satırını gösterir. Bunlardan herhangi istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şöyle bir verilere bir hızlı bir bakış yapmak için, böylece karar vereceğiz hangi sütunlar lazım. Hangileri ne içeriyor, hangileri ne içermiyor lazım değil. Silinecek. Şöyle diğer, pardon diğer nokta head. Böyle yaparsanız bakın baştan belirli bir miktarını döndürmedi. Şöyle çünkü parantezleri koymadım pardon. Şöyle. Bakın belirli bir miktarını ilk 5 satırı döndürdü. Yine bunu tail'a çevirelim. 15 satırı döndürdü. Sample yaparsak ve şuraya mesela 50 dersek 50 tane döndürdü bakın. Değil mi? Şimdi bunlardan ben anlamaya çalışacağım. Bazıları mesela bakın nam. şöyle yapayım, genişleteyim. İçinde bir scroll yapayım. Bir dakika. Evet. Bakın şu thumbnail imajı içeriyor. Şuradan daha geniş görebiliriz ne kadar öyle yaptık uğraştıksa da e, tam neyli imajı gösteriyor bu kaç tane resim olduğu tam neyli imajın bu bence ihtiyacımız yok kaç tane resim olduğuna ihtiyacımız yok list view price diyi bakın şuradaki renklerle tutuyor oradan okuyup söylüyorum sarı şu anda e, kiranın ne kadar olduğu lazım list view date tarih yani kullanmayabiliriz kullanabiliriz çeşitli dönüşümler yapıp kullanabiliriz ama şu aşamada ben kullanmayacağım Kiralık daire. Hepsini kiralık yaptığımız için zaten çok sorun değil. Oda sayısı 1 artı yeni satır 1. Değişik bir giriş sistemi. Bununla biraz uğraşacağız. Bu bize lazım. Seli dediği. Şu seli metrekare lazım. Şu seli 3. Bakın 25 yaşında lazım. Seli 4. Yüksek giriş. Kaçıncı katta oldu? Lazım. Steve Location Konak. Lazım. Ee, image Wrap referelde. Yok lazım değil. Başka bir imaj URL'si daha var. Lazım değil. Devamı lazım değil. Bir tek şurada bir sıkıntı var. Bakın burada konak, konak, buca, karşı konak, bonama, gazemir diye Burada il bilgisi yok. Biz de CSV'leri il il yapmadık. Dolayısıyla eğer sadece bunu kullanırsak location için yani konum için il bilgisi almakta sıkıntı yaşarız. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şurada il bilgisi var. İzmir, konak, güzel. Devamında kılıç reis diyor. Burada kılıç reis yok. Konak demiş. Virgül yapmış bırakmış. Şurada İzmir Karşıyaka bahçeli evler diyor. Burada bahçeli evler var. Dolayısıyla bazıları eksik galiba. Bakın şu Buca'da yaylacık yazmıyor. Mesela şu Buca'da Adatepe yazmıyor. Şu konakta Simav. Bakın Simav yazmıyor. Dolayısıyla ben şu o zaman liste location'ı sileyim. Bundan kurtulayım. Ve şu imajlin krep ile ilk sütuna işlem yapayım. Ben bunu parçalarım, bölerim. Slash'ları, tirelere göre falan şu ili de, ilçeyi de, mahalleyi de buradan alırım. Değil mi? O zaman neleri sileceğim? Photo count, list view date, left, ee, list view location sonrasını siliyorum. Tamam. Şimdi sileceğim de neyle sileceğim? Yine dönüp dolaşıp dire geliyoruz değil mi? Dir diye yaptım bir daha. Ve buradaki metotlara bakıyorum. E, remove olabilir, delete olabilir değil mi? Şöyle bir bakalım R'de neler var? Remove yok. Replace var değişiklikler yapacağım zaten o bana lazım aslında. Devam edelim. Delete var mı? E, geldik. Delete yok. Ama burada işe yarar bir şey var bakın. Drop var. Drop'ta hatta çeşitli şeyler var. Drop duplicates demiş. Duplicate'leri sil, tekrar edenleri sil. Drop level demiş. Belli seviyeye göre sil olabilir. Drop NA demiş. Ki var e, Nathan olan değerler değil mi? NA değerlerimiz. Dolayısıyla onları silebiliriz. O zaman şu drop benim işimi görür diye düşünüyorum. Hemen dropla ilgili bir yardım alalım. Up. Yep, yep, drop. Desk koymayacağın yere koyuyorsun. Koyacağın yere koymuyorsun. Evet. Bakalım. Drop specified labels from rows or columns. Belirli bir satırdan veya sütundan. Belirlediğin label'ları, isimleri silerim diyor. Güzel dokumentasyon okumak önemli arkadaşlar. Hem bu parametre, argüman kullanımlarını öğreniyorsunuz. Hem de bakın şöyle şeyler görüyorsunuz. Bunlar mesela işte positionallarla keyword or positional argümanları ayırıyor mesela. Bunlara göz aşınalı önemli. Yarın öbür gün konularla ilgili, genel Python'la ilgili veya mülakatlara girecekseniz bu tarz şeyler sorulabilir. göz aşınalı olması önemli. Neler veriyormuşuz? Label'lar veriyormuşuz. Şunları sil diye. Bizde üstünün sinirleri var. Veririz. Tamam. Eksen verebilirsin diyor. 0 verirsen index yani satırlar, 1 verirsen sütunlar ve default değeri 0 diyor. Vermezsen satır algılarım diyor. Dikkat edin bakın. Şunu dropla dersen satıra bakacak önce. Veya whether to drop or columns or columns. Ha. Ya da diyor eksen 1 yapmak istemiyorsan bunu ver diyor. columns eşittir bilmem ne, index eşittir bilmem ne diyor. Ya label'ların isimlerini vereceksin peşine, eksen vereceksin, belirleyeceksin. Ya da index diyeceksin satır silmek istiyorsan, column diyeceksin sütun silmek istiyorsan. Bunun herhalde bir örneğini koymuşsundur aşağı değil mi? Bakalım. Dedik. Şurada ettik. Değil mi? Evet bakın ne yapmış? Ee, şurada A, B, C, D sütunu var. D ve C'yi droplamak için DC demiş, eksen 1 demiş. Sütun demek istemiş. Veya Dvc demiş. Column demiş başına da bakın. Columns demiş. dvc demiş. Ya böyle ya böyle. Tamam. Şöyle yapalım. Eksen kullanımı hayatımıza girsin. E, alışalım. Elimiz alışsın. Ya da satır sileceksen böyle bak direkt verebiliyorsun. Tamam. Güzel. Yalnız bir şey dikkatinizi çeksin burada arkadaşlar. Bakın. Burada df demiş. Bunun çıktısını almış. Sonra df drop demiş. Silinmiş halinin çıktısını görüyorsunuz burada. İki sütunu droplamış. Sonra bir daha drop B demiş yine droplanmış halini çıktısını görüyorsunuz. Sonra bakın 0 ve 1'i dropla demiş ABC'de 4'sünde duruyor. Data frame'lerle ilgili önemli bir şey var bilmeniz gereken. Şöyle işlemlerde bu data frame'in kendisi üzerinde doğrudan işlem yapmıyor arkadaşlar. Bunların silinmiş bir görüntüsünü gösteriyor size. Yani siz diyorsunuz ki ben bu DF'den, data frame'den B ve C'yi silsem nasıl görünürdü? O da size gösteriyor. Böyle görünür diyor. Ama mevcut halinden silmiyorsunuz. Mevcut halinden de silme, kalıcı bir şekilde işlem yapmak için dönüp dolaşıyorsunuz. Şu parametreye geliyorsunuz. Bakın in place. In place bool diyor. Boolean. True veya false. Ve default değeri false diyor. If false, return a copy. Otherwise do operation in place and return none. Bu ne demek? Varsayılan değeri false. Ve false ise bir kopyasını döndürür. İşlemi yapıp bir kopyasını döndürür. Rüya çevirirse bu sefer olduğu yerde üzerinde işlem yapar ve kalıcı halde yapar ve sana nan geri cevabı döndürür diyor tamam demek ki biz eksenlerin isimlerini vereceğiz ee, sütunların isimlerini vereceğiz eksen 1 diyeceğiz sütun olduğunu söyleyeceğiz ve in place true diyeceğiz içinde olduğu yerde işlem yapacak yani. o zaman bana şu satırların isimlerini bir yazdır bakalım bu basit şöyle print via columns dersem bana bu satırların isimlerini yazdırırız. Sonra da şu df drop'u bir kullanalım bakalım. Ne diyecektim? Df drop. Sonra da sütunların isimleri. Ben şuradan hepsini alayım mı? Şimdi silerim. Çünkü çoğunluğunu sileceğiz. Şöyle yaptım. Bakın. Tamam. Şimdi image link kullanacağız dedik. Oradan il ilçe mahalle alacağız. Photo count silinsin. Price. Price bizim için her şey. O dursun. Sphere date silinebilir. Seller kalacak. Header'ı silebiliriz. Öyle o zaman header. Sphere location silinecek. Evet. Devamı silinecek. Foto uh, e, kaldı. Sphere price kaldı. Seller kaldı. Tamam güzel. Şu tabları da düzeltelim. Çünkü Python'da biliyorsunuz bilintiler çok önemli. Devamını unutmayalım. Access 1 yani bir sütun. Inplace true. Güzel. Yapıştır bakalım. Tamam. Şimdi bu sütunlar silindi. Silindi mi gerçekten? Silinmiş. Tamam. Şimdi notebook kullanmamızın önemli bir boyutu şu arkadaşlar. Yukarıda mesela dosyaları yükledik. Bir data frame'e koyduk onları. Sonra aşağıda bu tarz işlemler yapıyoruz. Hoşumuza gitmedi bir öncekinden şuradan bir daha işlem yapmak isteyebiliriz veya yaptığımız işlemi farklı bir şekilde tekrarlamak isteyebiliriz. Yani bu hücreler tekrar tekrar dosyanın tamamı çalışmadan yani o script dosyalarıyla py, py uzantılı dosyalarla en büyük farkı bu. Dosyaların tamam yani kodların tamamı çalışmadan bir parçasını tekrar çalıştırmanıza imkan sağlayacak. Eğer o şekilde bunu yazmak istiyorsanız şahsi fikrim, önerim. şimdi ben bu sütunu bu hücreye gelip tekrar çalışırsam hata alacağım. Neden? Çünkü bu sütunlar artık yok. Çalıştırayım. Bakın gördüğünüz gibi. Ne dedi? Yani şu 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 sütunlar yok ki dedi. Sen bunları düşürmeye çalışıyorsun. Bakın hata raise etti. Ne hatası raise etmiş? Key error. Bu anahtar bende yok. Tamam. Zaman bu tarz kodları şöyle yazmakta fayda var. Bunu doğrudan böyle bodosuna girmek yerine şuraya diyelim Try. Bunu yapmayı dene. Gecelemezsen. Accept. O zaman bir exception fırlatacaksın ya. Mesela key error fırlatacaksın ya. Bunu al. Exception as e de bunu da e olarak al. Genel teamülü uygun şekilde yazıyorum. Genelde böyle yazıldı. Şuraya de ki print. istersen şöyle daha kullanıcı dostu bir şey haline getirebilirsin. Mesaj haline. Bu eğer bir uygulama olacaksa. An error has occurred veya işte bir hata oluştu. Bir hata oluştu ve o hata da neymiş? Eymiş bu. Şuraya bakalım. Bakın kodunuzu durdurmadı. Bunun yerine evet bir hata oluştu dedi ve şu 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 şu, 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 şu sütunlar not found in axis. Belki de bu sütunların hepsini böyle bir arada yazmak da iyi fikir değildi. Burayı da düzenleyebiliriz. Böylece hangi sütunu bulamadığını da bilebiliriz. Bu da yapayım mi sizin için? Mesela şurayı alayım. Bunu şöyle kesiyorum şuradan arkadaşlar. Bakın daha kullanıcı dostu ve. Yani bakımı yapılabilir sonradan hale getireyim. Bir hata olduğunda başa çıkılabilir hale getireyim. Şuna şöyle calls diyeyim. Tamam mı? Bunlar silince kolumlar olsun. Bunlar. Böyle for calling calls diyelim. Az önceki gibi içine döndük ya. Şuraya da gel. Şunu da şöyle yap. Güzel. For calling calls. I to drop call. Şimdi ne oldu bakın. Hepsi için tek tek çalışacak. Çalış bakalım. Evet. Şimdi şu bulunamadı bu bulunamadı bu bulunamadı bu bulunamadı diye aileler söylecek. Eğer yani gerçek senaryoda nasıl olur? Büyük bir listeniz varsa içinden bir hepsi bulunamıyorsa zaten problem yani. İçinden bir tanesinde yanlış yapmışsınızdır. Dolayısıyla bu daha e, kullanıcı dostu bir hale dönüşmüş oldu. Şu try except blok bloklarına bir ara bakın. Bunun devamı da var. Mesela işte else'i var. Eee finally'si var. Tamam. Şu kısımlarında bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Şunu tekrar çalıştırın. Tamam. Burası belki durmak için güzel bir nokta. Burada bir duralım. İstemediğimiz şunlardan kurtulduk. Önümüzdeki videoda bu imajların krep'in içinden il, ilçe, mahalle ayıklaması yapalım.